Sonunda kurtulduk şu Azman Ağa ve tayfasından. Azman Ağa? Aman efendim işte Ezman Azman neyse. Nihayet hayatımızdan çıktı artık huzur, mutluluk, dinginlik, mükemmel. Halkan! Halkan koş koş daha sofra hazır değil, koş! Hay Allah dilime eşek arıları sokaydı. Asuman abla kalk. Allah aşkına ne olur kalk. Ay rahatım iyidir kalkamayın. Ya Asuman ha bu ne rahatlık? Daha kahvaltı hazır değil. Değil bu. Siz hazırlayın ha bir şeyler acıktık. Hadi. Depresyonda galiba. Depresyondayım ha. Böyle içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Siz ne ederseniz edin ha. Beni karıştırmayın. Cülfida. Cülfidan, hadi bir dakika. Cülfidan, şu çayımı tazele. Hadi kızım, bir de bana gazeteleri getir, hadi. Ya Asuman ama bak... Altan'a ben bir salam alabilir miyim? Peynir, hatta ekmek de yani. Yani böyle hani çay, su falan. Kahvaltı. Tabii efendim, hemen getiriyorum. Gülfidan! Oh, çok şükür vallahi kurtuluma çıkmıştım. Matmazel, siz neden bizimle kahvaltı etmiyorsunuz? Efendim, ben bu sabah çocuklara kendi ellerimle yumurta yapmak istedim. Ne kadar naziksiniz Matmazel. Çocuklar teşekkür etsenize. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ama yani keşke zahmet etmeseydiniz. Asuman ablanın ümmeti daha iyiydi. Sahi Matmazel, Asuman ne halde? Asuman? Çok çok iyi efendim. Ya o kızı hemencecik unuttu gitti. Çok iyi efendim. Bomba. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Rahatsız olmayın. Asuman usta. Asuman abla isyan etti. Kaç yaşıma geldim, Asuman'ı ilk kez böyle görüyorum. Asuman, delirdin mi? Ya bırak oğlum ya. Ya bırak ya, Allah Allah. Bir dakika, biri bana Asuman'ın ne olduğu hakkında bilgi verebilir mi? Efendim şöyle ki, ayrılık acısı Asuman'ı derinden üzdü. Sakinleştirici alınca da az önce tanık olduğunuz durum gerçekleşti. Ama siz merak etmeyin, ben ve Matmazel durumu kontrol altına alacağız. Asuman kalkar mısın canım? Efendim her şey kontrol altında, hiç merak etmeyin. Asuman kalk canım, hadi kalk. Ya, ya bırak ya. Ya baba sen benim keyfimi çaresizdesin ha. Ha bu evin çaresizdesin, ona göre. Kontrol bu mu kontrol? Limon sıkacağında içli köfte mi? Gerçekten bunu mu istediler? Evet, Mümtaz Bey bunu istedi. Asuman abla çok güzel yapardı. Etrafında bir Asuman görüyor musun Gülfida? Nasıl yapacağız biz limon sıkacağında içli köfteyi ya? Ay, ay kılçım çıktı ya. Niçin bu kadar abartıyorsun ha? İnternetten bakacağız, göreceğiz. Ondan sonra da yapacağız burada, burada. Yani alt tarafı bir köfte. Öyle demeyin Matmazel. İçli köfte Türk mutfağının en zor, en zahmetli yemeklerinden biridir. Of yani of! Başka ne var listede Gülfidan? Mumbar dolması. Yuh! Mama ne? Mumbar dolması. Koyun bağırsağına kıyma dolduruyoruz Matmazel. Ben yaparım. Tamam. Anneannem derdi. Mutfakta 40 yıl geçirmeyene mumbar dolması yaptırmayacaksın derdi. Nur için yaz. Asuman. Bak, hemen kendine gelmek zorundasın. Şu hayatta neyin bir kıymeti var ki? Akşama yapılacak yemekler var ya. Ya o aptal oğlu aptal adam yüzünden sen kere ışığından mı olacaksın ya?
beni rahat bırak Una. Ben iyiyim böyle. Sen iyisin ama biz iyi değiliz. Seni idare edecek gücümüz kalmadı Asuman. Benim aşkımı, kalbimi, hislerimi yedi o köpek. Ben nasıl inandım o? Nasıl inandım? Nasıl? Le 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 le. Saya bakayım akşamın menüsünü. Mumbar dolması, limon sıkacağında içli köfte, mercimek çorbası ve kabak tatlısı. Haydi hazırlıklar başlasın o zaman. Haydi. Haydi bakalım. Ver al bir şey benzemiş gibi. Ver al onu bana. Oh. Haydi 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 canım. Ver bakalım. Ha. Bunun 15 dakikası vardı ona. İyice karıştır. Hadi bakayım. Sonra yumurtasını, ununu, salçasını koymayı unutma Yasun, tamam? Hadi bakayım. Bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim ama şu tokat çok iyi fikirdi. Başka çare bırakmadı ki. Neyse artık her şey eskiye döndü. Ay kolum kalkmıyor. Artık zamanla fabrika ayarlarına dönecek.